bir holding, bir banka sahibi, çok köklü, çok büyük bir ailenin tamamının, üyelerinin tamamının Malta vatandaşlığı alması boşuna mıdır sence? Değildir tabii ki. Biliyor musun kim olduğunu? İsim vermeyelim de. Biliyorum. Biliyorsun. Bütün sülale niye Malta vatandaşı olur? Herkese merhaba dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videonun konusu son anda değişti. Aslında bugünkü videoda gıda fiyatlarındaki korkunç durumu ve 2021'de muhtemel derken çok muhtemel bir gıda krizi yaşanacağını konuşacaktık. Fakat son anda ben bir haber gördüm. Biraz daha acil konuşulması gereken konunun bu olduğunu düşündüğüm için ve bu konuyu konuşacağız. Konumuz Bankacılık Devlet Denetleme Kurulu'nun daha önce size anlattığım batık kredileri öteleme yoluyla bypass etme hamlesi üzerine 3 aydan 6 aya çıkardığı bir süre vardı. Size de bunun ne kadar tehlikeli olduğunu geçen hafta Türkiye için en kötüsü videosunda anlatmıştım. Bu kez BDDK bu süreyi de 6 ay daha uzatmayı öngöreceğine dair bir haber duyuldu. Bunu görüşüyor şu anda ve muhtemelen bu karara varacaklar. Bu yaptığımız, geçen hafta konuştuğumuz konuları hatırlıyorsundur muhtemelen. Ben Olası bir bankacılık krizi. krizinden bahsetmiştim. Bizim çektiğimiz videoların bazıları dolar, altın uçacak mı, kaçacak mı olmadığı zaman bir miktar daha az seyrediliyor. Fakat aslında çok daha önemli şeyleri anlatmaya çalışıyoruz o videolarda. Türkiye için en kötüsü adlı videoda aslında bunu anlatıyordu. Ve şimdi onun üstüne bir adım daha, biz yine onu konuşacağız. Varsın az seyredilsin, seyredenler seyretsin, bizim için kafi. Çünkü asıl mesele doların kaç para olduğu değil, asıl mesele bu. Canımızı daha fazla yakacak olan bu. Hatırlıyorsan 2001 bankacılık krizinde batık kredi oranının %4'ler seviyesinde olduğunu ve o seviyelerin bizi büyük bir bankacılık krizine götürdüğünü söylemiştim o videoda. Şu anda yine bizim batık kredi oranlarımız %5 seviyesinde. Fakat bu kez vade 6 aya çıkarılmış durumda. Yani biraz bypass edip süreyi uzattılar ve bu uzayan süre biraz zaman kazandırdı. O 6 ayı tekrar 3 aya çekersen mesela, indirgersen geriye Hemen onlar 15 lira 15 çıkacak. lira falan çıkıyor, tamam mı, ortalama. Şimdi BDDK bu sürenin de sonuna geliyoruz ya. Zaman ilerledikçe biraz daha zaman kazanabilmek adına yapıldığını tahmin ediyorum ya da yapılacağını tahmin ediyorum. Bir 6 ay daha öteleyeyim diyor. Yani bankalar ödememişsin borcunu takibe geçemiyor. Bu süreyi 6 ay daha uzatacak. Banka 6 ay daha takip başlatamayacak. Böylelikle batık kredi yazamayacak. Böylelikle bilançoda bu kötü durumla, en azından gerçekte var olan kötü durum var olmaya devam edecek ama algısal olarak ya da kağıt üzerindeki rakamsal olarak böyle bir kriz yokmuş algısıyla 6 ay daha zaman kazanacağız. Fakat tehlike, bu süre daha ne kadar uzatılabilir ya da süreyi ne kadar uzatırsan uzat sonucu değiştiriyor muyu sormak lazım. Sonucu değiştirmeyecek. Daha kötü olan, pandemiden çıktıktan hemen sonra kredi muslukları bolca açıldı ya. Şimdi zaten daha önce birkaç kez kredi garanti fonuyla kurtarılmış, yüzdürülmüş krediler söz konusu. Krediyi krediyle kapatıp yüzdüre yüzdüre bir yere getiriyorsun. Sonrasında kredi muslukları açıldı. Bankalara kredi vermeleri için baskı yapıldı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz muhtemelen. Rasyolar hazırlandı. Belli rasyolar dahilinde kredi, belli miktarda kredi vermeyenlere ceza, verenlere inceden bir ödül ya da işte rahatlık, sıkıştırmama durumları söz konusu oldu. Bu nedenle herkesi kredi vermeye yönlendirdiler. Hem devlet bankalarını hem de özel bankaları. Onlar da kredi musluklarını açtı ve kredileri bolca verdi. Ve oranlar da o zaman düşüktü şimdiye nazaran. Şimdi bir de
O hani bir yıl ödemesiz, 6 ay ödemesiz, turizm kredisi, araba kredisi, ev kredisi, bir de dağın üstüne onlar eklendi ve o 6 ayların 12 aylarında sonuna geldik, ödemeleri başlıyor. Şimdi o dağlarda ödenemeyecek yeni krediler var. Yani orada bizim 15 diye kenarda tuttuğumuz, cepte tuttuğumuz rakam var ya, Evet. aslında önümüzdeki aylarda çok daha yüksek miktara gelecek. İşte bu hamleyle kağıt üstünde en azından bunun patlamasını, 5'lerin birdenbire 15'lere 20'lere çıkmasını engelleyecekler. 7'ler 8'ler falan olacak konuşulan ya da görülen sonuç. Ama reçete daha ağırlaşmıyor mu? Evet, işte problem o. Şimdi ne kadar kurtardın? 6 ay daha öteledin diyelim. E 6 ay Diyelim ki sonra? başardın. 6 ay sonra ne olacak? Bir 6 ay daha mı? Peki sen alacaklı taraftan bir de düşün kendini. Bankanın yerine koy. Burada okuyayım ben size. Banka faizini almaya devam edecek ama bir de böyle bir şey var. Yani 6 ay uzatacak anlıyorum ama Faizini faizini alacak. iyi de parayı alamayacak, problem o. Borç çoğalıyor. Borç çoğalıyor Ödeyecek da. olan için diyorum. Hani Hiç alamayacak diyorsun sen. Faizini boş ver. bu şey gibi oluyor. Borcum borç ama Ne veririm ödemiyorum. ne inkar Ha, ederim. ne veririm ne inkar ederim. Aynen öyle. Durum o. Peki kredi ödeme işinin bir disiplin işi olduğu altını çizen bankacılar, bankacılık sektörü açısından sürenin uzamamasının daha doğru olacağını belirtirken, reel sektörün sıkıntıya düşmemesi açısından BDDK'nın süreyi yeniden uzatabileceğinin de altını çiziyor. Yani bankacılar aman uzatmayın diyor. Burada şöyle bir atıfta bulunacağım. Bankaların sahipleri de mutlu değil bugünkü durumlardan. Ne kadar paraları ya da gerçekten koskocaman bankaları olsa bile. Bunun bir ipucunu, bir örneğini vereyim. Bir holding, bir banka sahibi, çok köklü, çok büyük bir ailenin tamamının, üyelerinin tamamının Malta vatandaşlığı alması boşuna mıdır sence? Değildir tabii ki. Biliyor musun kim olduğunu? İsim vermeyelim de. Biliyorum. Biliyorsun. Bütün sülale niye Malta vatandaşı olur? Gidecek yer Yani cepte bir yer tutmaya hazırlanıyorlar gibi, değil mi? Yani kesinlikle. ben rahatlıkla Schengen'le Avrupa'da dolaşsınlar diye bunu yaptıklarını düşünmüyorum açıkçası. Yani banka sahipleri de rahat değil. Banka sahipleri de sıkıntının farkında. Bu sürenin uzaması bir şeye çözüm olmayacağı gibi maalesef problemi büyütecek. Türkiye için en kötüsü, videosunda söylediğim gibi, 2021 için benim Türkiye ekonomisinde en korktuğum senaryo doların 10 lira olması, 12 lira olması falan değil. En korktuğum senaryo bankacılık sektöründe bir kriz yaşanıyor olması. 2001 hallerine düşeriz. Ve işte o zaman o yaşanırsa, şimdi mesela dolar develeye oluyor. Bir anda atak yapıyor, 7.20'ye gidiyor. Bir anda atak yapıyor, 8.5'a gidiyor. Ama hayatımızda çok fazla bir şey değişmiyor. O yaşanırsa 8.50'deki dolar ya da 8'deki dolar bir gecede 15 liraya gider, 16 liraya gider. İşte bu problem, işte bu kriz. İşte bu canımızı yakacak. Yani o videoyu boşuna söylememiştim. O videoda söylediklerimi boşuna çekmemiştim. Şimdikileri de boşuna, zaten bu haber benim o videoyu boşuna çekmediğimi adeta doğrularcasına, problemin ne kadar derin olduğunu BDDK'nın da diğer yöneticilerin de bildiğini ve buna bir şekilde aksiyon da değil bu, bir şekilde bypass, bir şekilde süreyi uzatma, zaman kazanma hamlesi yaptığını görüyoruz burada. Yani o videoda söylediklerimizi bu haber haklı çıkartıyor. Umarım bu süreyi uzatmazlar. Çünkü bugün yaşanacağı ya da bugün bir kısım zora gireceksek, bu işlem yapılırsa o gün Çok daha çok fazla. daha fazla zora gireceğiz. Ya eğer o arada bir yerden böyle gömü bulmazsak, bir yerden altın çıkarmazsak falan. Doğal gaz çıkarmazlar. Doğalgaz çıksa da olmuyor. Doğalgazı bulsak da 3 sene 5 sene. Ya sınırsız doğalgaz bulsan şu anda, en iyi ihtimal 5 sene sonra kullanmaya, faydasını görmeye başlarsın. O yüzden o bir şeye Onun bir yaramaz faydası ya. yok. Bugünkü konunun
Kıssadan hissesi aslında şu arkadaşlar. 2021 için çok korkuyorum bankacılık sektör krizini ve maalesef adım adım geliyor. İşte bugünkü haberle de bu sektör krizinin adım adım geldiğini BDDK da fark ediyor ve aksiyon almaya çalışıyor. Maalesef bağıra bağıra sert bir sıkıntıya doğru, 2021 için konuşuyorum, sert bir sıkıntıya doğru gidiyoruz. İnşallah düşündüğüm şeyler yaşanmaz. Soruları alalım mı? İzleyici soruları. Tabii. Soruları ben mi okuyorum? Evet. Soruları Soner abi seçti. Ben okuyorum çünkü görsel görme problemi var. Gözlük. Metin Açıkgöz. Metin Bey ne demiş? Bir sorum olacak. Çok kişi mağdur olduğu söylenen MetaTrader 4 Ecole FX Forex aracı kurumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. MetaTrader 4 bir aracı kurum değil. MetaTrader bu işlemleri yapmanızı sağlayan platform. O bir uygulama, o bir yazılım. Ecole FX bir aracı kurumdur. Benim de adını duyduğum kurumlardan bir tanesi. Fakat işte çok güvenilmemesi gerekiyor. Bir yurt dışı aracı kurumdur. Merdiven altı diye tabir edilen. O yüzden ben çok fazla üzerine basarak söylemeyeyim ama bu ve bu tarz yüzlerce aracı kurum var. Hepsine dikkat etmeniz gerekiyor. Mağdur olur musunuz? Evet, mağdur olursunuz. Bu kurum için şöyledir diyemem ama ben güvenmem açıkçası. Hakan Altunbaş. Mustafa Bey, Merkez Bankası dövizi baskılamak için diğer kamu bankaları ile habire satış yapıyor. Hatta rivayete göre evlerindeki leğene kadar satmışlar. TÜİK de enflasyonu güzelce baskılıyor. Buna rağmen döviz hala neden yükselecek diye inat ediyor, çok merak ediyorum. Döviz mi inat ediyor yoksa ben mi döviz yükselecek diye inat ediyorum? Acaba onu mu söylemiş? Ama ben de döviz yükselecek diye inat ediyorum bu arada. Döviz de ben yükseleceğim diye inat ediyor. Bunlara rağmen neden yükseliyor? Çünkü bunlar hikayenin örtülmeye çalışan ya da baskılanmaya çalışılan tarafları. Fakat işte şeyi unutmayın. Güneş balçıkla sıvanmaz. Gün sonunda siz ne yaparsanız yapın, eğer yükselecekse dolar, yükselmesi gerekiyorsa yükselecek. Bizdeki problem bu okuduğunuz işte kamu bankalarının ne kadar piyasaya dolar sürdü ya da TÜİK'in enflasyon rakamlarını manipüle ederek açıklaması ya da ona istinaden oluşacak faiz oranının ne olduğu değil aslen problemimiz. Bizim problemimiz dolar yokluğu ve dolara olan talep çokluğu. Bu problem çözülmediği müddetçe arka planda ne yaparsanız yapın bunlar günübirlik ya da haftalık ya da birkaç aylık değişimler olacaktır. Dolar gitmesi gereken yere elinde sonunda gider. Doların yükselmedeki ısrar ve inadı da bundan kaynaklanmaktadır. Malone Carl, yani Carl Malone. Carl Malone sıkı bir takipçimizdir. Hem Mustafa Yılmaz kanalı için hem Ekonomist Çoban için. Canlı yayınlarda da çok kez yazıştığımız. Torpil yapmıyorum Carl Malone. Sadece sorunu Soner abi seçmiş. Güzel de bir soru. O yüzden denk geldi. Ben de Soner abiye ve size duyurayım dedim. Carl Malone der ki, Carl Malone da bu arada NBA'de bir basketbolcudur. Basketbolcuydu. John Stockton'la birlikte postacı lakaplı Utah Jazz'da oynardı, pivottu. Çok da severdim. Ama maalesef bahtsız kardeşlerimizden bir tanesidir. Michael Jordan'ın dönemine denk gelmiştir. Finallerde sürekli Michael Jordan'a kaybetmiştir. Ama postacıyı çok severdim yani. Selamlar Mustafa ve Soner kardeşim. Sorum, enflasyon, faiz, kur sarmalı devam edecek bu durumda. Devam mı edecek bu durumda? Enflasyon, faiz, kur sarmalı devam edecek. Aynen devam edecek. Devam etmemesi zaten mümkün değil. Çünkü hani derler ya eşyanın tabiatı. Evet, eşyanın tabiatı bu. Enflasyon ve faiz birbirini sürekli etkileyecekler. Ve bunlar otomatik olarak doları da etkiliyor olacaklar. Dolara olan talebi de etkiliyor olacaklar. Ya da piyasada doların bolluğunu da etkiliyor olacaklar. Dolayısıyla bu sarmal aynı şekilde sürekli devam edecek. Eğer bir dengeye oturmazsa ki
Bizde kur çok volatil. Enflasyon çok volatil. Faiz çok volatil. Bu ne demek? Biz bir sene %7'lerde faiz görürken 8 ay 9 ay sonra %15'te faiz görüyoruz. Bir sene tek haneli %5'ler hedeflenirken enflasyonda sene sonunda bir bakıyoruz %20 enflasyon var. Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini 6.50 açıklıyor. Bir bakıyoruz ki sene sonunda 7.80 küsür dolar. Yani sizin anlayacağınız doların yüksek olması da gelip enflasyonu arttırıyor. Enflasyonun artması da mecburen faizi arttırıyor. Ve bu durumda işte biraz dolar aşağıya düşüyor. Dolar düşerse enflasyon düşüyor. Enflasyon düşerse faiz düşüyor. Ama eğer bu denge, bu bir dengeye oturmaz, bu şekilde sürekli volatil olarak hareket ederse bu sarmal hiçbir şekilde bozulmadan devam eder. Ve genellikle bunun kazananı her zaman döviz olur. Umarım tatmin edici cevaplar verebilmişimdir. Bu videoda çok konuşturamadık seni. Benim anlatacaklarım vardı. Ama yarınki video seninle birlikte o gıda konusunu inşallah bir güzel üstünden geçeceğiz. Dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli ya da faydalı bir video oluşturabilmişizdir. Yine sorularınızı bekliyoruz. Soner abi seçecek. Bir sonraki videonun sonunda bugünkü soruları yanıtlayacağız. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.